Şirketle ilgili bir gelişme var mı? Yok. Bildiğin gibi. Burhan. Ölmüş. Haberin vardır belki. Ne zaman? Dün gece. Bilmeni istedim. Gelin ağam. Bir misafirimiz var da. Ben de geliyorum. Ben sizi içeri alayım. Gelinem geliyor. Gelin hanım da bütün uğursuzları topladı başımıza. Allah hayretsin bakalım. Bunun hayra vesile olacak bir yanı yoktur ağam. Sabah duydum. Üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Ben de bunun için geldim. İçinde sindiremediğim şeyler var. Biliyorsun. Dava sonuçlanınca Burhan sana ortak oldu. Biliyorum. Vekaletini de sana bıraktı değil mi? Hı hı. Ama belki senin de haberin vardır. Ben Burhan'a boşanma davası açmıştım. Bu durumda miras başkasına kalacak. Hayır. Yani ben sonra boşanmaktan vazgeçtim. Yani o öldüğünde hala resmi olarak eşiydim. Ölen senin kocan. Her ne kadar bana dava açmış olsa da benim de akrabam. Cenazesini bile beklemeden benimle pazarlık yapmaya mı geliyorsun? Ne demek bu? Bak ben... Üstelik Burhan abi senin davranışların yüzünden katil oldu. Ardından da öldü. Hiç mi kendini sorumlu hissetmiyorsun? Bir dakika. Sen beni... Tamam. Hisselerini alırız. Fazlasını da veririz. Hamile olduğunu biliyorum. Ama biraz bekle. Ben buraya bunun için gelmemiştim. Ama görüyorum ki sen kapına gelen herkesi mağdur görüyorsun. Merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Efendim Esma. Ortaklığı kabul ediyorum. Ne zaman istersen işlemlere başlayabiliriz. Senden de bunu beklerdim. Abimin soyadına yakışan kararı verdin. Şimdi neredesin? Otelde. Bekle, ayrılma bir yere. Birazdan geleceğim. Gelin ağa. Gün hesap günüdür. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?